Hem günümüze hem geleceğe katkı sağlamak için yola çıktılar. 2 yıllık bir çalışma sonucunda Karadeniz'in kültür envanterini kayıt altına aldılar. Dokap bölgesindeki Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon şehirlerini kapsayan Karadeniz Kültür Envanteri çalışması tamamlandı. Proje Giresun Valiliği'nde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Ülkemiz için bir model teşkil edecek. Diğer bölgelerin bu projeyi uygulamasıyla ilgili bir modelleme yapmış olduk aynı zamanda. Karadeniz Kültür Envanteri, taşınmaz kültür varlıkları, doğal varlıklar, halk kültürü ve müzeler başlıkları altında sınıflandırıldı. Doğu Karadeniz bölgesi bir entelektüel taban üzerine oturuyor. Bundan sonra Doğu Karadeniz bölgesiyle ilgili yapılacak, burada edinilen bu taban, bu bilgi tabanı üzerinden, burada ortaya çıkan kurallar üzerinden yönetilecek. Karadeniz'de zamanın izleri Karadeniz Kültür Envanteri projesi kapsamında 8 şehirde 5697 adet taşınmaz kültür varlığı kayıt altına alındı. Toplam 496 adet doğal varlık bileşeni tespit edildi. Daha önce tescil edilmemiş 309 doğal varlık tespit edildi ve böylece kayıt altındaki doğal varlık sayısı 741'e ulaştı. Proje Türkiye'de bir ilkin de öncüsü oldu. Teknolojik altyapı kurduk burada. O da özgün bir şey. O teknolojik altyapı sahada bu noktada oluşabilecek yeni gelişmeleri de hemen algılayıp kendini güncelleyebilir bir perspektife sahip. Dolayısıyla projenin bir güzel tarafı da bu. Kendini yeni bilgilerle hızlıca güncelleyebilir ve dolayısıyla oluşabilecek güncel politikaları da etkileyebilecek bir özelliğe sahip. Kültür envanteri projesinin gün yüzüne çıkmamış varlıkları tescillemesiyle turizme de ciddi katkılar sağlaması bekleniyor.